Yayın öncesinde biz seninle klasik hazırlıklarımızı yaparken Hasan'la karşılaştık. Buna değinmeden geçmek istemiyorum. Müthiş şıksın bugün. İnanılmaz şıksın. Yani ceketin normal falan da vardı ama utandın sanki. Evet, hiç şık de ben beklemiyordum yani. Şıksın denmesini beklemiyordum. Çok şıksın yani. Çok şıksın. Sportif teşekkür ederim. Giyim tarzını adeta atmışsın. Sinop biraz bayağı erimiş. Biraz geçen hafta konuştuk değil mi? Dedik ne kadar kilo vermiş karşıdan görünce. Her hafta görünce çok anlayamıyorsun ama bence izleyenler de kilo verdiğini... İzleyenler hiç anlayamıyor ki, her akşam görüyorlar. Evet böyle. Yani kilo verdiğim hiç belli oldu. Ama senin enseden yakalayan çok var biliyorsun. Enseyle ilgili çok fanatiyim. Çok ısırmak isteyen var. Hani... Tuhaf bir ense, ısırılabilir bir ense. Yokluk durumunda mesela atıyorum 10.000 liraya enseyi ısırtmaca falan. İyiden açtım fiyatı. Ben o kadar düşünmüyordum benim enseye. Bence çıkar 10.000 lira hani verin. 10.000 lira veren çıkar mı diyorsun benim enseye? Veren çıksa teklifleri bakalım ya. Yani birbirini ısıttırabilir. Ne şiddetle ısıracağı önemli. Yani tabii bir kıt alacağım diyorsa ona ısıttırılır 10.000'e de. Yani koparmaya oynarım ben abi diyen varsa ona 10.000 zor. Gitti ama ense kalmadı. Evet. Kaynağı. Saçı da uzatıyorsun. Ben dün Ersin abideydim. Adam senin artık ona gitmeyeceğini düşünmüş. Yani senin bu taşınma olayından sonra sen çünkü bir berbere en söylenmeyecek şeyi söylemişsin abi. Demişsin ki yolum düşerse uğrarım. Adam da bu yüzden artık seni bir müşteri olarak kaybettiğini düşünüyor. Adamın niye böyle düşündüğünü anladım. Çünkü kimsenin yolu nispetiyeye düşmüyor. Yani Sinan Engin değilsen yolun nispetiyeye asla düşmez. Benim de düşmeyecek gibi duruyor ama Ersin abiye gitmek için gideceğim. Yoksa asla yolum nispetiyeye düşmeyecek, bunu anladım. Niye, güzel restoranlar var, bir yemek yersin en kötü. Yok abi öyle bir hani güzel bir restoranda yemek yemek gibi de bir kafada bir adam değilim. Geçen Akmerkez'e gittim. O gün gidilebilirdi biliyor musun? O gün gidilebilirdi. Bir davetliydim, bir yemek daveti vardı. Yemeğe davetliydim. O gün Ersin abiye niye gitmediğimi hatırlamıyorum. Biz geçen hafta gidecektik yayından sonra. Ama gitmediğim iyi olmuş. Yağmur var diye gitmedik. Gitmediğim iyi olmuş. Geçen hafta saçı kazıtırdım gitseydim. Şu an kazıtmak istemiyorum. Yani biraz daha saçlarımı uzatmaya karar verdim. O konuda da bir karar almışsın. Yayından önce bize söyledin. Biraz uzatacağım ya saçlarımı. Bu bir... Yani nasıl bir stil? Bilmiyorum. Çok Ersin abiyle karar vereceğiz. Oturacağız. Bunu yani nasıl bir şey gider benim kafama gibi. Tartışılacak. Bora'nınki gibi bir saç. Bora'nınki gibi benim öyle şey olmaz ki saç. Olmuyor. Kıvır olmaz. Benimkiler çok şey. Bir de neyse, şey o. Uyuz bir saç. Girişimci saçı o. Girişimci saçı. Evet. Startupçı. Startup adam. Aynen. Şey, yatırım arıyorum saçı. Neyse güzel. Tamam, yeni stilin. İnşallah. Beğendin ama değil? Hayırlı olsun. Çok güzel olmuş bence. Zaten tatlı bir insansın. Sağ olalım. Her sabah yürüyorum. Güne yürüyüşle devam başlıyorum. Ediyorsun. Evet. Kaç dakika peki? Bir saati geçiyor. 20 dakikalık komedisi bölümü izliyorum. Ne izliyorsun? Söylemiştim bunu ama sanki unuttum. Modern Family izliyorum. Güzel. Family Guy Simpsons izliyorum. Family Guy izliyorum. Modern Family güzel. Çok severim yani. Modern Family iyidir, evet. Bunlar yani o andaki sabah vibe'ına göre bir tanesini izliyorum. Mutlaka bir şey içiyorum. Yağmur hazırladı, böyle ufak şeylere koydu. İşte sirke, limon. Ben geçen yayında bir kefir, Yağmur'un verdiği kefiri reddetme anına denk geldim senin yayında. Yani o berbat bir anda da çok kötü bir... Ya kefir çok kötü bir şey bu arada. Yeme alışkanlıkları bir anda değişen insanların... İşte bağırsaklarında problem olabiliyor. Olmasın diye biz böyle bir problem olabileceğini duyduğumuz için kefir içiyoruz her gün bir bardak ve şu ana kadar bir problem yok. Problem olmadı da yani çilebilecek en kötü şey problem senin için. Çilebilecek en kötü şey. Kötü ama yani. Ben de katılırım yani. Çileklisini falan aldı Yağmur, bana onu içiyorum. Ha, evet, o biraz daha. Çocuklar kefiri öyle seviyormuş. Bu bile içiyorsa herkes içer, öyle diyeyim sana. Yani Yağmur internette şey yazdı. Çocuğuma kefir içiremiyorum. Ne yapmalıyım? Kara dutlu, böğürtlenli falan alın yazıyor orada kadınlar. Çikolatalı falan da var galiba. Çikolatalısı en kötüsü. Öyle mi diyorsun? Yani ama ne alaka? Yani... Sadesi daha iyi. Ha, tad olarak da kötü. Tad olarak apış arası aromalı falan, böyle berbat bir şey yani. Nereden biliyorsun oranın aromasını? Kokusunu ya, aynı şey geliyor ağzına. Az ama şey diyeyim, sonuçta bu hani biraz daha dikkat eden insanların içtiği bir şey, ne bileyim diyet bir içecek. Yani çikolatalı kefir hani. Kakao atıyor ona ya. Diyeti bozmuyor. Tabii, ben inanmıyorum ya. O kefirin, normal kefirin kakaolandırılmış ama en kötü kakao kullanılmış. İşte ve onun için Berbat olmuş ya. Çok kötü. Geçen Chibo'da mı Nero'da mı ne bir şekersiz brownie yedim. Bayağı iyiydi mesela. Yani. Fit brownie var ha. Nero'da ama o normal brownie tadı var. Biz onda öyle tatlı değil. Ama o ballıdır abi zaten. Olabilir yani. Ama şekersiz. Tamam da o zaten güzeldir yani. Kötü olma şansı çok yok. Brownie ne kadar vay be. Niye ağzıma ama şekersiz şey deyince böyle tatsız tutsuz bir şey bekledim ben yani. Direkt. Ben geçen şeker glutensiz unsuz bir şey satılıyordu. Bir AVM'de bir yerde. Ondan aldım. Glutensiz unsuz kurabiye mi? Öyle bir şey. Ya glutensiz unsuz şekersiz kurabiye mi? Öyle bir şey aldım. Kurabiye yani, hakkında hiçbir şey yok. Biraz gluteni ve şekeri azdı yani hakikaten. Çok kurabiyeye benziyor muydu tadı? Çok kötüydü. Bilmiyorum abi. Öyle gerçekten sağlıksal nedenlerden de olayıp aynı onu diyecektim. Aynen bir de çok pahalı oluyor. Glutensiz yani. Beslemek inanılmaz pahalı bir şey. Harbiden sağlık nedenlerinden dolayı yani böyle beslenen insanlar da var. İşte çöl yak hastaları falan mesela ha, evet, öyle besleniyor. Doğru. Onlar için yani bayağı glutensiz zor. En iyi gıdayı söylemişse glutenlisinden daha lezzetli. Makarna. Hiç denemedim. Enteresan. Ben denemedim. Carrefour'da mı Migros'ta mı ne uygunu var. Bu herkesin bildiği makarna markasının glutensizi çok pahalı. O marka var ya. Yabancı olan mı? Tamam. Çünkü bir de yerlisi var. Bir şehir İnter'in orta sahasına benzeyen ismi. Ana Nikolo. Ona benzeyen bir tane var ya. O çok sıkıntı. Onun dışında bir tane buldum. Uygun. Baba glutensiz makarna glutenliden lezzetli haberiniz olsun. Deneyeceğim. Esmer makarna denedim o çok mutlu etmedi. Glutensiz makarna felaket çok lezzetli. Tamam bunu deneyeceğim. Bu hafta yine ekstra evrak istediler benden vize için. Ne istediler? Bu sefer de babamın firmasının hesap dökümlerini istediler. Onu götürdüm. Bu adamlar sana güvenmiyor seni evet istemiyor yani. Bence. Asla daha fazla yüzsüzlük yapma sakın. Bence buradan bir seslenelim ya İtalya. Bu adam gerçekten gezmeye gidiyor. Vallahi geri döneceğim ya. Program falan bırakıyor olmamız lazım o zaman ya. İltica edecek halimiz yok ya. Geri geleceğim vallahi 4 gün 5 gün tatil yapıp ya. Bırakın gitsin arkadaşlar bana. Sen niye başka bir ülkeden alıp İtalya'ya gidemiyor muydun? Ya bunu deneyen arkadaşlarım oldu işte. Almanya'ya gidecek yani Yunanistan'dan alan arkadaşlarım ters köşede kaldılar. Tek giriş vermiş Yunanistan falan mesela böyle. Hani gitsen Almanya'ya girebilirsin, giremeyebilirsin falan. Böyle öyle bir şeye düşmek istemedim ya. Ben de çünkü bundan önce yeşil pasaport vardı annemden dolayı 25 sene. Gayet güzel yaşadım. Şimdi vize alma şeyine ilk defa düştüm. Felaket bir şeymiş. İnşallah alacağız ama vallahi çok birkaç takipçiyle beraber takip ediyoruz süreci. Destek oluyorlar bana sağ olsunlar. İnşallah alırsam sevincimi buradan da Twitter'dan da paylaşacağım. Size de İtalya'dan bir şeyler getiririm. Bir makarna. Makarna. Harbiden makarna olur. Makarna. Buradan şeye geçeyim diyorum. Hasan'ın sabah yürüyüşlerine yeni bir video eklenir mi diye. Her çarşamba sabah. Var kayıtları artık açıklanmaya başladı. Salı değil mi açıklanma? Salı 8'de akşam açıklanıyor. Salı 20'de. Ben yayında izlemeyi düşünüyorum her salı. Bence çok mantıklı. Bir de sanki ama uyarılmış gibi değil mi hakemler? Hepsi çok düzgün konuşuyorlar. Tabii hocam, tabii %100 uyarılmış yani. Canım. Normalde mesela normalde bam gibi küfür oluyordur ya. Yürüsün gitsin falan. Ben bir şeye dikkat ettim. Halil Umut Mener konuşmaları falan çok tripli. Yani, hocam şurada bir şey olabilir. Bir bakın. Tamam. Yani hiç. Umduğunuzu buldunuz mu kayıtlarda? Kayıtlarda şöyle bir problem var. İnsanlar zaten VAR'a gidilen pozisyonlarda aşağı yukarı VAR'a gidilmesi gerektiğini düşünüyor ve ondan sonra da kararın değişmesi gerektiğini düşünüyor. VAR'a niye gidilmediğinin kaydı yok. Çağrılma anları evet, değil doğru mi? Çağırma anları var. Ama çağrılmama anları yok. Yani Halil Umut Mener dinledi. Penaltı yok hocam devam et. Oynat doğru karar vermişsin dendi ya ona. Oraları dinlememiz lazım. Yani TFF yine işin uyanıklığına gitti. Ve hiçbir şey ifade etmeyen bir video yayınlıyor. Daha çok şeye belki de yani yol açabilecek sadece şeyler. Dinleyip makara yapılmalık bir video. Aynen. Burada aynen. Esas mesele gitmediği zaman niye gitmedi? Türkiye'nin en büyük problemi şu an bu. Verilmeyenler, verilenlerde aşağı yukarı insanlar zaten %90 hemfikir. Verilenlerde. Ama verilmeyenlerin niye verilmediği belli değil. Ya bir de biraz böyle sanki hani buradan çıkacak şeyler daha sonrasında da birçok yine kaosa malzeme verecek gibi. Şimdi mesela tüm 2 hafta sonra derbi var. Derbinin kayıtları mesela. Hani şu an ilk kayıtlarda Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray maçlarında VAR'a gidilmediği için bir şey yayınlanmadı ama ilk yayınlandığında her türlü malzeme çıkarmış gibi geliyor bana ya. Yani bir şeyleri rahatlatacağına daha da zorlaştırmış, daha da çok kaos malzemesi verilmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Sizce mesela bir şeyleri rahatlatır mı bu kayıtların yayınlanması? Gerginlik biraz olsun düşer mi mesela yani? Ya gerginliği zaten düşürecek bir kayıt değil. Hani çünkü kafandaki sorulara cevap olan bir şey değil ki bu. Yani ya aynen öyle. Bariz el var mesela. Başhakem görememiş. Ya gel bunu izle. Burada el var diyor adamlar. Adam tam gideyim böyle, izleyeyim diyor. Orayı bozuyor. Tamam veriyorum o zaman diyor. Ver diyorlar. Malumun ilanı gibi. Malumun ilanı evet gibi yani. Çok tertemiz kayıtlar. Yani mutlaka verilmeyen anlarda VAR kayıtlarına eklenmeli. Halk tarafından tartışmalı bulunan. O anları da dinlemeliyiz. Hocam biz de baktık. Sen müdahale yeterli değil diyorsun. Biz de buna iştirak ediyoruz. Sen sahanın içindeydin, daha iyi görmüşsündür. Müdahale yeterli değil diyorsan devam ettirebilirsin. Devam ettiriyorum hocam. Korner falan hani. Bu anları dinlemeliyiz. Kaldı ki zaten Türkiye'de TFF en güven vermeyen kurum olduğu için hani gerçekten VAR'a gitsene, niye gitmiyorsun, gitmeyeceğim falan denen bir görüntüyü ya da tam tersi ya burada varlık bir şey yok arkadaşlar niye çağırıyorsunuz beni gel izle falan bilmem ne. Hani böyle gerçekten tartışmalı bir anı TFF'nin törpüleyip yayınlayacağını herkes emin ki. Yani böyle bir tartışmalı bir an var zaten törpüleneceğine eminiz. Yani o muhtemelen. Ya bir tartışmayı bitirmeyecek. Her şey aynı olduğu gibi devam edecek. Sadece işte. Her şey aynı yine bulanık evet gri kalacak. Zaten her şeyin gri ve bulanık kalması güç sahiplerinin de istediği. Yani biraz satan bu mu yani? De istediği. Haberleri satan. Abi şu an bulanıklık kime yarar? En tepedekine yarar. Niye? Bulanık öyle. Adam diyor ki benim şampiyon olmamam engelleniyor. Hop öbür hafta onun maçına ödleyin birini vereceksin. O çalamayacak. Öbürü diyecek ki bak ağladılar aldılar siz de konuşun. Çıkacak o kulüp yöneticisi. Diyecek bak burada doğrandık. Hop öbür hafta onun maçına bir iç saha pamuk şekeri verecekler. Hop o pamuk şekeri yiyecek. Böyle oluyor yani. O adam zaten tepişinceye kadar. O adamların zaten beklentisi bu ki. Yani bu tezgah bu dümen bozulmasın. Yani bu şampiyonlar Beşiktaş Trabzonspor oynasa da böyle. Grilik isteniyor orada. Orada her şeyin siyah ya da beyaz kadar net olması hakemlerden avantaj sağlayan tepedekileri zaten mutlu etmez ki. Okey. Tepedekiler için yani her şey olduğu gibi devam edecek. Belki edecek, yani dediğimiz gibi ekstra malzeme çıkar. Onların da işine yani, gelir. Makaralık, aynen, muhabbetlik doğru şeyler çıkar yani. Başka hiçbir şey çıkmaz. Twitter'a malzeme olur. Twitter'a malzeme çıkar. Aynen. Fazla düzgün konuşuyordu hakemler. Beni rahatsız etti sadece. Geçen seneki gibi offside'ımsı şeyi olmadı işte mesela. Ha, onlara dikkat ediyorlar onlar canım artık. Yok yani öyle bir cümle duymayacağız. Ama arada belki bir tamam doğru bakıyorum. Yani. Kontrol ediyorum. Evet hocam. Çok verdi, robotik. Eli görüyorum. Aynen. Bir kelime var ya hepsi onu kullanıyor da şu an aklıma gelmedi. Doğru hocam kurala göre bilmem ne falan. Orada bize kural kitabını okuyormuş gibi adam anlatıyor. Böyle olmaması lazım yani. Çok kötü. Yabancılarınkini hiç izledin mi peki? Fark var mı yani? Ben hiç izlemedim. Yok, için bir yerden ben beylik de, bir laf etmeyeyim ama. Ben de izlemedim ama zaten çok yerde açıklanıyor mu bilmiyorum. Bir tek İtalya'da galiba öyle bir. Bu şeyler en sevdiğim şey Euro 2008'de herhalde hakemlerin konuşmaları evet yayınlanmıştı falan. O muhteşem bir içerikti mesela. Çok samimiydi yani. Bütün tempoyu da hissedebiliyordun. Orada küfür kafir de yapıyordun. Sıkıntı yoktu orada. Peki şimdi dedik ki şampiyonluk yarışındakiler etkiledi. Beşiktaş'ta da bir Emirhan Delibaş mevzusu var. Ya o çok insanlar şey gibi düşündü. Dışarıdan Beşiktaş'ın dışından bakan insanlar hani Tinder'ı var diye topçu kovulur mu falan gibi. Ya ben hatta yabancı basına da öyle. Aynen, o da aynısını yabancı basında direkt yani öyle. İşte işlere ilgilenmeden uzaktan bakan bir insan için iş öyle duruyor ama aslında çok uzun bir süreç yani. Emirhan Beşiktaş'ta işte Göztepe'ye kiralık gidiyor. Hatta ondan önce çok alt yaş kategorilerindeyken böyle yaşadığı işte yurt dışında kamplardayken yaşanılan tuhaf şeyler var. İşte kulüp hep bununla ilgili bir soruşturma halinde, hep bir uyarı halinde, hep aman oğlum dikkat. Son iş yani son halkası gibi oldu. Biraz da Samet Aybaba'nın orada ben artık buradayım Beşiktaş taraftarı merak etmeyin şovu da var. Onu diyecektim. Aynen, biraz evet, sosyal medyanın gazına fazla sosyal mı gelindi? Sosyal medyanın gazına gelmedi de orada Samet Aybaba şeyi göstermek istedi. Emirhan da onun şeyi oldu yani. Kurbanı mı oldu biraz? Çok da kurban bir çocuk değil yani. Dediğim gibi çok daha önce aynen uyarılmış bir çocuk ama ya ben buradayım güç bende mühür bende Süleyman benim gösterisi yaptı biraz. Yani biraz işin içinde şov var yani. Şov mutlaka var ama şu açıdan iyi bir şov. Altyapıdaki diğer futbolcular açısından biraz daha dikkatli yaşamalıyızın güzel bir şey oldu bence yani. Ya pek kontratlı oyuncumdan böyle vazgeçmek. Yani Emirhan bir şekilde 21 yaşında bir genç yani. Şöyle senin de bu programda mesela tabii o klip de olmuş bir konuşmam var. İşte gençken inandığımız şeylerin ne kadarına inanıyorduk, o zamanki doğrularına. Ya ben 21 yaşında inandığım hiçbir doğruya neredeyse şu an inanmıyorum. Kazanılamaz mıydı hiçbir şekilde? Ya 21, böyle olması mı gerekiyor? 21 yani? Futbolda hadi bu çocuğu kazanalımlık bir yaş değil artık ya. Ya Beşiktaş'ın ilk 11'inde 18 yaşında çocuk oynuyor yani. Geçen sene Fenerbahçe'de oy kullanamayan çocuk sahanın en iyisiydi. Doğru. Yani artık 21 bazı trenleri kaçırdın evlat sen yaşı. Yani ya yine de bence Aso, ben sana şuradan katılıyorum. Bence bir yere kiraya verilip tekrar hani ne bileyim ya, yetenekli ama çocuk sonuçta. Ama o sanki yani. Ben bu background'u bilmiyordum. Hasan anlatınca biraz sanki Emirhan denenmiş ve yani şöyle değil hani Tinder'a fotoğraf koydu, kovuldu muhabbeti değil yani. Zaten. Bu daha arka planı da olan bir şey. Ama ben de ilk görüşte şey olarak algılamıştım. Şimdi Beşiktaş yönetimi üstüne ciddi baskı var ve böyle bir olay da çıkıyor. Net bir güç gösterisi gibi düşünüp Emirhan'ı haklı bulan taraftaydım ilk gördüğümde olayı. Ama şimdi senden dinleyince biraz daha ya bilmiyorum, kazanılabilir. Ocak'ta da hatta bir yere verilmeye çalışılıyor. Yine gitmiyor yani, istemiyor da hani. Galiba İskenderun'a mı ne verilmeye çalışılıyor. İskenderun'a gitmem gibi bir şey oluyor orada yani. Bence burada zaten problem Bumble profili olması değil yani. Şimdi değil. Orada yani sadece olay buysa da bence burada sıkıntılı olan kısım çocuğun Bumble profili olması değil. İşte Bumble profilini Emirhan 21 diye de yapabilirdi. Sonuçta orada bir kurumsal kimliği var. Beşiktaş, ve onu oraya yazıyor. Şimdi atıyorum, bugün X firmasında ya da Y firmasında çalışıyorsun. Bir chat uygulamasının profiline oranın adını yazıp onu ön plana çıkarmazsın yani. Burada yanlış olan o bence. Yoksa Bumble profili 21 yaşında bir gencin olabilir tabii ki. Bir de yani. Fotoğraf da çok enteresan. Tuvalette kahveyle ben çok kez gördüm öyle bir resmi hakikaten. Arkada klozet var, saati göstermeye çalışıyor falan. Saat vurgusu yani, Rolex'imiz var, Beşiktaş'ta oynuyoruz falan. Çok kötü yani. Evet biraz ya gençlik hatasıydı ama. Emirhan için geçmiş olsun diyelim. Ne diyelim? Ya Emirhan için şöyle... kafayı toplayıp Fatih Aksoylar, Adem Büyükler, bu takımın A takımında hiç oynayamayıp hiç şans vermeyip inanılmaz Anadolu kariyeri yapan topçular var. Onlardan biri olabilir. Bir daha bu seviye olmaz mı? Beşiktaş seviye yani zor geliyor bana ya. Tabii olabilir de yani Adem Büyük Galatasaray'da oynadı. Aynen mesela. Öyle. Yani öyle bir Anadolu kariyeri yaptı ki bir yerde Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Harbiden öyle vallahi ya. Düşününce şimdi. Yapabilir yani. O da yapabilir ama dediğim gibi yani mesela Adem Büyük'ünki bir adanmışlık hikayesi. Yani Adem Büyük de aşağı yukarı biraz ya sen biraz fazla zıplıyorsun diye gönderilmiş bir adam. Yani yeteneksiz diye değil de biraz ulan bu değişik bir çocuk. Buna biz zapt edemeyiz gönderilmesi o da. Bugün baktığın zaman iyi bir kariyerle futbolu bitirdi yani. Bakalım Emirhan bir bakalım. İkinci Adem Fatih Aksoy yani. Wellington'a karşılık bedava gönderilen adam bugün Alanyaspor'un kaptanı. Alanya'da aynen öyle. Yani iyi bir topçu yine diye belki iyi bir stoper ya da bence milli de. Takım için bir aday değil ama. Ya bugün Beşiktaş'a geri gelsin ister misin? Hayır istemezsin ama şunu diyorum, Emirhan Delibaş da bir Fatih Aksoy kadar kariyer yapabilirse müthiş bir şey onun için yani. Adam kaç yaşında kaptan oldu Alanya'da yani. Düşün. Tabii. Yani sonra 28'de bırakıp Survivor kariyeri de yapabilir yoksa yani. 28'de yani. Survivor yapabilir. Batuhan gibi 30'da yorumculuğa başlayabilir. Yani Beşiktaş altyapısından çıkıp mesela 30 yaşında falan yorumculuğa oturması falan da Batuhan Karadeniz'in aslında hani sadece Batuhan ya Batuhan sen de bu hayatı yedim bitirdim be falan değil yani. Demek ki birileri de eğilmedi yani. Birileri de üstünde durmadı bu işin. Peki izlediniz mi Ronaldinho'yu? Abi ya TV8'de... Biraz baktım ben. Twitter'da kliplere baktım. Ben de baktım. Fena yani harbiden klas kalıcı muhabbeti gerçek galiba. Dokunuşlar Sercan da müthiş ama. Hakikaten onu da hissediyorsun. Sercan'da da hissediyorsun. Sercan'ın heyecan peki Ronaldinho açıklandığında? Acayip ben... Işte evde posteri vardır herhalde. Ya Sercan programda şunu diyor. Ben diyor daha önce Henry ile beraber oynadım diyor. Henry ile nerede beraber oynadı? Ben dün düşündüm. Karşılıklı oynamıştık. Aynı sahada yani beraber oynadık. Abi işte o Manchester United Bursaspor'a karşı. U19 Türkiye, U19 Fransa falan gibi bir şey. Olabilir belki. Ya, o seriden ya da milli takıma seçildi. Fransa ile bir hazırlık maçı falan mı yapıldı? Ya düşündüm aklıma gelmeden... Yorumlarda biri Türkiye-Fransa varsa... maçı oldu mu Henry ile beraber? Hiç Henry'yi gördük mü hayatımızda, onu bir düşünelim. Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırladım Fransa maçı. Şenol Hocalı Fransa maçı işte. Ondan Mbappe'li. Aynen, ondan önceki bir Fransa maçı. Yani ulan düşündüm bütün akşam nerede Henry ile aynı sahada oynadı diye. Bursa'da oynadı desen zor. Orada da Henry'li bir yerler. Bursa'da işte o Barcelona ile eşleşmeleri lazım. Aynen, Manchester, Valencia. Bir de bir takım daha vardı. Tamam, orada da oynamadı. Rangers mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse, hatırlıyorum. Henry ile aynı sahada oynadım dediği şu olabilir mi? Tamamen tahminsel diyorum. Ben Old Trafford'a çıktım. O da Old Trafford'a çıktı. Değildir herhalde. Ya. Çünkü şimdi de Ronaldinho ile aynı yerdeyim falan filan dedi. Neyse, bilen varsa yazar ya yorumun altına. Ya Rooney ile oynadım dese mesela. Bu soru Rooney ile oynadı. Biri direkt onu söyledi. Sercan mı Rooney mi falan diye şeyi yaptı o. O Ertem Şener'in şeyi. Enteresan mevzu ama. Gerçekten. Yani yalnız Ronaldinho'yu sevgili konumuz Batur Özdemir geldiğinde konuşmuştuk. Harbiden para ihtiyacı var adamın demek ki. Bak, evet, konuşmuştuk hapishane. Ronaldinho direkt yarışmacı olarak da gelebilir gibi geldi bana. Bir dil problemi. Yani o bir tane kız yarışmıştı ya Survivor All Star'da, Yunan. Full İngilizce konuşuyordu. O aynen tarz ya, takılır kimdi yani. Doğru. Ama bu arada da kim... Gerçi İngilizce biliyor çoğu. Yanına yani bir tane yancı verirsin. İngilizcesi çok iyi. Onunla kanka olur. Her sorununu onunla halleder yani. Mesut gelir mi peki? Mesut da bayağı fizik yapıyor. Herhalde o da seneye hazırlanıyor. Orada ilk söyleyince zaten fragmandan herkes Mesut Özil bekledi ama Mesut da gelmez Ronaldinho herhalde abi Survivor'a. Ronaldinho gelmiş. Herkes gelebilir bence Ronaldinho bu saatten yarışmaya sonra. Ama ki ya evet, takılmaya geldi. Bir de Ronaldinho hani sonuçta. Bu da Ronaldinho konuştuk ya burada. Yarışa da bilir ya. Evet. Abi ama çok acayip olmaz mı Ronaldinho'nun yarışması? Mesut da yarışabilir gibi geliyor. Saçlar falan Ronaldinho. Ersin Korkut'la beraber şey atıyor falan. Bu eski futbolcuların o 33'ten 34'ten sonra yaptığı bir iki karar hayatlarını inanılmaz etkiliyor. Mesela Henry işte Los Angeles'a gitti. Amerika'da oynadı. Amerika'dan sonra işte bir Arsenal'de bir bitiriş yapayım falan. Bir yalandan bir Leeds'e gol, ağlamalar falan, o anlar bilmem ne. Bıraktı. Hemen bir Sky Spor bilmem ne. Ama presentable da bir adam abi. Ondan bence. Ya yani presentable olmayı oradaki 2-3 hareketiyle seçti. Mesela katılmıyorum ya. Bence hani topçuyken de presentable bir adam. Değil be abi. Henry futbolcuyken aşağılık bir insandı yani. Abi sahadaki karakterinden bahsetmiyorum ama. Ben hani duruş, konuşma, diksiyon. Hep problem bir adamdı bence. O da Ronaldinho kadar batırabilirdi bence her şeyi. Öyle mi? Ha, bence batırabilirdi. Ben Ronaldinho Hindistan Ligi, Meksika Ligi falan yaptı böyle garip garip. Bilmiyorum, Survivor bence yarışmacı biraz olsa en finali olurdu. Bana Henry'ye benzer Anelka onu yapabilirmiş. Hissiyat. Misal yani. O biraz daha da Anelka'nın Türkiye'ye gözlük düşünen adam, Ümraniye'yi şehir yapacağız galiba falan diye gelmesi. Ümraniye'de Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. O Anelka beklemezsin ya öyle bir şey o adamdan mesela. Bir şey diyeceğim. Anadolu Ajansı her şeyden sonra biz işte birincilik programı var bizim kanalda. Ümraniye'ye işte foto hazırlıyoruz ekranda dönsün diye. Abi Ümraniye maçından fotoğraf atıyorlar. Maçla ilgili hiç fotoğraf atmıyorlar biliyor musun? Tribün değil mi? Aynen. 10 fotoğraf var. 3 tane böyle mücadele. 7 tane Anelka duruyor. Kahve içiyor falan. Kullanabilir. Açık merkezi. Kullanırız. Atarız. Ben full indiriyorum Anelka'yı zaten. Hep Anelka dönüyor bizde. Ümraniye konuşuyor. Neyin satacağını, neyin PR yapacağını, neyin izleyeceğini. Rating adam. Harbiden screen. Enteresan ama. Senin bir konuşmak istediğin konu vardı. Neydi? Programdan önce. Başak Site. Ha evet ya. Ne diyorsun? Olur mu yani? Başka ya kulüplerde işte alınır mı? Girona'yı görüyorsun yani. Bir Girona yaratabilirler mi burada da? Ki bir de zaten şampiyon olmuş takım. Ya tam bir satın alma yok gibi anladım. 49'u. Evet, Braga'yı da öyle aldılar. Braga'nın %30 küsürü değil mi? Öyle. Yani azını alıp oraya istediğimiz topçuyu verelim. Burada geliştirelim kafasında gidiyorlar. Tamamını almaktan ziyade. Ya benim anladığım Manchester City diğer pilot kulüplerinin gibi topçu kiralamak için, işte topçu geliştirmek için, alıp orada oynatmak için, Türkiye'deki havuzu daha rahat takip edebilmek için böyle bir karar aldı. Daha içeride olacaklar aslında böyle olunca. Biraz daha içeride olacak tabii. Daha yakından takip edecek. İşte bir yandan de çok iyi bence. Yani Başakşehir'in hocasının Çağdaş Atan olması da Manchester City için çok iyi. Çünkü yani projeye meyilli bir adam biraz. Çok sabit fikirli taktiği konusunda bir adam. Hani bir şey oynat, onu asla bozma. Bak biz böyle top oynuyoruz, bize böyle bir oynayan takım lazım. Orada daha uyuşmuşlardır kafada. Adam belki onu. Ya Galatasaray, Fenerbahçe'ye bile geride pasla falan çıkayım diye düşünüp her maç yenilen bir adam istikrarla yani. Peki bu projenin başarılı olması ileride üç büyüklerinde bir şekilde başka yabancı sermayelere gitmesini veya yine finansal durumları çok da içler acısı olmayan başka İstanbul kulüpleri de var işte. Pendik, Karagümrük, Kasımpaşa vesaire. Zaten Kasımpaşa sahipli yani. Karagümrük'ün son durumunu bilmiyorum ama bunların da dışarıya biraz daha cazibe merkezi olmasına yol açar mı? Ben yıllardır şeyi sorguluyorum mesela. Bursaspor'u niye biri almıyor? Çok büyük şehir. Ya. Camia da var. İnanılmaz büyük şehir. Ya. Büyük bir hani sanayi açısından da büyük şehir. Yani ekonomisi de doğru, toparlayacak bir şehir. İnanılmaz bir taraftar desteği var. Stadyumu, bir şey çevirebilirsin kendine. Stadyumu yeni yapmışlar. Altyapı çok altyapı iyi. Türkiye'deki en iyi 2-3 altyapıdan öyle biriydi. Hani biraz daha üzerine eğilsen yine aynı olur. Yani niye Bursa'yı satın almıyor mesela bir yatırımcı? Eskişehir için de bence aynısı. Yani evet, amatör, Bursa, Eskişehir. Amatöre düştü Eskişehir. Eskişehir de öyle. Eskişehir, Bursa falan hani bir yatırımcı geliyorsa bence bunlara yönelmeli. Çünkü şehir de müsait. Çok mesela Göztepe'yi alıyor şeyin sahibi, Southampton'ın. Mesela Göztepe ne kadar mantıklıysa Bursaspor çarpı 2 mantıklı geliyor aynen bana. Ama oradaki sıkıntı da bence Göztepe zaten birinden aldı adam. Bursaspor'un şu an o kongrede hisselerimizi verelim mi gibi bir oylaması yapılması lazım ve yapılmıyor herhalde. Ya da abi inanılmaz bir borç yükü var belki de. Çok uzun vadeli borçlar var. Geçenlerde şey altına girmeye korkuyor Tuzla insanlar. Spor'un sahibi Diyarbakırlı iş adamı alacak falan diyordu. Mesela o yalanlandı. Hemen vazgeçti galiba. Vazgeçmedi de galiba Bursaspor'un dernek statüsü olduğu için orada bir ayarlanma yapılması lazım. Üç büyükler için ben üç büyüklerin satılacağını düşünmüyorum. Yok, yakın vadede ben de düşünmüyorum ya. Ya çünkü o çok zor. Yani onu o kongrelerden geçmek. Çünkü kongreye şey diyorsun. Sizin gücünüzü elinizden alalım mı? Evet diyenler. Hani kim evet der lan böyle bir şey? Yani adam ya kim gücü benden aldı yani. Ya belki biraz borçlar insancıl noktalara inerse o zaman olabilir. Çünkü şu an bu satın almayı yapan aslında borçları da satın borçlar almış oluyor. Hayvancıl rakamlarda olsa bile üç büyükleri alacak adam bulursun. Çünkü bu inanılmaz bir prestij Türkiye için ve arkanda milyonlarca bir güç oluyor. Yani 10 milyonluk bir sivil toplum örgütünü mesela Fenerbahçe'yi satın almak demek 20 milyon aynen adamın öyle dataların elinde olması falan gibi bir şey. Yani bu inanılmaz bir rakam. Ama Fenerbahçe kongresi biz %51'imizi işte Katarlı iş adamına satalım mı? Evet diyenler evet denmez gibi geliyor. Denmez. Asla denmez gibi geliyor. Ben de hiç zannetmiyorum. Ben yakın ya bir 10-15 senelik periyotta bir, üçünden biri böyle bir şeye karar verir ve kongresinden de bir şekil kavga dövüş geçirttirir ve bunun olumlu sonuçlarını alır, diğerleri de rekabette geri kalırsa. Aynen o zaman. Ki bu olabilir da yani bence işte Başakşehir bunu göstermez mi hiç? Şampiyon olmuş abi, bir kulüp. Çok zor. Çünkü abi Başakşehir'deki mesele ne biliyor musun? Başakşehir adamlar yarıştırıcılıktan alıkoyacak artık. Yani Başakşehir geliştirici olacak. Girona da geliştirici ama evet, biraz geliştirici takım bu ligde yarışmacı olmaz mı zaten? Olabilir yani de ya, bilmiyorum. Dediğin gibi olabilir ama ligde dediğin senaryoda bence üç büyükleri yine etkilemez. Çünkü üç büyükler genelde birbirine bakıp bir şey yapan kulüpler yani. Hani o onda varsa bende de olsun. Hani onun bahçe niye bu kadar yeşil? Biraz birbirine kıskançlık yani var. Tabii yani. Ben neta sana katılıyorum. Bir de ya Başakşehir'de olmayan şey ve bu işi kolaylaştıran aslında tamamen toplumsal etkisi yani. Başka hiçbir şey değil yani. Bunu Fenerbahçe mesela Ali Koç çıktı orada City Group'la böyle imza fotoğrafı falan çıktı. Bir daha kongreye nasıl gider, o kongre nasıl yapılır ben hayal edemiyorum Fenerbahçe'den mesela. İnanılmaz itiraz edenler çıkar. Ya genel anlamda ben de yani toplumsal etkisi olarak Başakşehir'le büyükleri için mi? Evet, büyükleri bir arada tutuyor. Bir de Başakşehir bir projeydi yani. Göksel Gümüş daha şampiyon da oldu arada. O belli hedeflere gitti. Sonunda hep satın alınması istenen bir kulüp olarak lanse ediliyordu bunu zaten. Bunu bir yerde orada satarız oldu diye. Aynen öyle. Başarılı bir exit yaptı o diyorsun. Evet, bence bir projeydi yani. Fener, Beşiktaş onlar ben daha başka kulüplerin önünü açacağı iddiasındayım. Bakalım. Olabilir. Sonra üç büyükler dışı mutlaka olabilir etki olacaktır. dediğin gibi. Buraya böyle bir yatırımcının gelmesi, üç büyükler dışı yani kulüplere... Citigroup giriyorsa biz de girelim. Abi mesela yani, ben sana söyleyeyim. Mesela Trabzonspor bence çok ciddi satılma adayı bir kulüp. Çünkü Trabzon'da inanılmaz bir işte Katar, Suudi Arabistan sermayesi var. Trabzon'u inanılmaz seviyorlar. Trabzon'u, Rize'yi inanılmaz, yani kafayı yiyorlar oralara. Zaten oradan sürekli parsel parsel arazi alıyorlar. Yani tabii sürekli Rize'den, alıyorlar. Trabzon'dan. Bir yandan bir dönem QNB falan da şeye sponsordu Trabzon'a. Hani evet, ilişkiler de var. İlişkiler de yok değil. Hani doğru, biri satılırsa ama bak orada da mesela yani Trabzon'un kongresinden de onu çıkarmak. Bence de evet, onun abi, o da çok zor ya. Ya zaten ama çok gergin işte, bir cami. Orada bir yerde hani o Trabzonlu insanların şeyine, kafasına bu mantıklı gelebilir gibi geliyor. Çünkü ulan bunlar bu ülkeyi tekele dönüştürmüşler. Üçü alıp götürüyorlar. Bir herif gelse de bize bassa parayı, biz bunların şeyini, saltanatını yıksak. Yani ulan bas parayı, bunları yenelim. Zaten adam yapalım, gelecek yani, diyecek yani adını değiştirmeyeceğim, rengini değiştirmeyeceğim. Yani Trabzonspor yine Trabzonspor. Sadece buraya büyük para koymaya geliyorum dese, ulan yık şunları, aynen, be gel de yık şeyi olabilir gibi geliyor. Ya o da işte başarının hemen gelmesi lazım tabii, orada. Tabii. Yoksa şeyde bile Manchester United tamam Amerikalı sahipleri Glazer'lar işte şimdi yeni satılıyor. İngiliz bir adam alıyordu, adını unuttum şu an, Redcliffe mi öyle bir şey, ama mesela o Glazer'lara yapılmayan kalmadı ya, medya baskısı, taraftar istemiyor. O herif de hani, az şey alıyor bu arada. Aynen ya. Sadece yönetim kurulunda yer alabilmek için çok doğru, ufak bir hisse alıyor. Sadece yine futbol, aynen, büyük payı. Doğru, kulüple ilgili hani diğer işlerle alakalı çok galiba dahil olmayacak. Yok. Onlara bile neler yaptılar ya, ben Türkiye'de düşünemiyorum. Çok zor. Abi hani... Glazer'lar gibi falan böyle alıp da bu kadar dibe götürtsem bir aile çok zor ya, şey var yani. Elinden çıkarmak zorunda kalır. Kamuoyu baskısıyla yaşayamazlar ya. Yaşayamaz. Türkiye biraz o konuda farklı. Bir de adama istifa diyemeyeceksin ya. Ha. Neyden istiyorsun? Sat gitsin. Sat gitsin diyebilirsin en fazla. Yani adama bir baskı da kurman çok zor. Adamın yani. Satmıyorum lan der mesela. Satmıyorum. Memnunum gidişattan. Ya Trabzon, dedi, ne yapacaksın mesela? Ya Trabzon'da şöyle bir tezahürat. Glazer out falan. Düşsene. Papara Park. Glazer dışarı. Glazer'a sıkarlar. Hayır. Ya o da bir patlatırlar çok... mı Glazer'ların arabayı? Glazer'ları patlatırlar, aynen öyle bir hissiyat var. Ben başlayayım. Osmaninho sormuş. Kavgaya gidilecek. En iyi 11'inizi alabilir miyim? Kavga. Volkan Demirel. Kalede çok güven verir ya. Caner Erkin. O biraz aynen deli fişek dağıtır ortalığı. Emre Aşık Lugano. Türkiye'de oynamışlardan mı yapıyorsun? Öyle düşündüm ya. Tamam. Yabancı adamla, güvenmediğim adamla kavga etmek istemiyorum. Orta sahibi Gattuso olabilir, güven verebilir. Lan Türkiye'de adam oynamış dedi adam. Ha, yok, Gattuso yabancı olarak. Yabancı olsa alınabilir de almam Gattuso'yu. Gattuso en şey adam ya, kuru sıkı adam. Gerek yok Gattuso'ya. Emre Belezoğlu alır. Melo Emre. Aynen Melo zaten Emre, aynen. Melo Emre Zokor attı. Barıştıralım. Bir yandan da öyle bir hani birlik. Yani biz o birlikteyiz artık. Hep beraberizi de göstermek lazım kavgaya giderken. Ben şeyi isterim ya. Kıvöke vardı ya Rize'de. O çok cüsseli ve dövüş, patlayıcı gücü. Kanada Cevua. Biraz da şey adam alalım. Hep de öyle. Rodage'ye falan da olabilir. Hep de artist adam olmaz. Biraz da harbiden güçlü adam alalım. Cevua tekme atarsa zaten bacaklarla. Cevua, Kıvöke. Abakar da olabilir. Abakar da güçlü. Ama kaçar yani. Evet. İlk kavgada satar seni. Ben kafa atamam beyler. Drogba olabilir. Saç ektirdim beyler, yapamam. Drogba olabilir ya. Drogba da çok. Drogba da kavgalık adam değil. Yumuşak adam. Bak böyle. Görüntüsüne bakma. Yumuşak adam. Kuru sıkı adamlardan biri o da. Slimani desek peki mesela. Yok, Benzia. Ama İç doluyla maça çıkıyordu ya. Adama adam beğendiremedik. Dur bakayım. Bitti mi peki şimdi? Sağ açık sağ bek kaldı. Sağ açık sağ bek. Beşiktaş'ta yok mu ya? Sağ bek Nabil Dirar olsun. Nabil Dirar. Aynen. Mağrip kardeşim, onunla gidilir bir yerlere. Sağ açık daha Hakim Ziyech olsun. Madem o coğrafyadan gitti. Ben Ricardo Quaresma yazarım. Quaresma olsun. Quaresma evet. Quaresma'lar kelebek melebek her yerde. Tabii de her iş var Quaresma'da. Aman abi sıkıntılı şeylerle gelme. Ya bu arada orta saha Josef de yazılabilirdi bence ya. Aklımıza gelmedi. Ben Zokora ile Emre'yi barıştırmak istedim kavgaya giderken. Yani şimdi Melo'yu da çıkaramadım oradan. Melo da dörtlü bir orta saha ama o zaman değil. Abi. Baklava diyorsun. Mert sormuş. Şampiyonluk kutlamasını hangi şarkıyla çıkardınız? Bugüne kadar aklınızda kalan en efsane seçim kiminkiydi? Dorukhan'ın gittiğini şarkıyla açıklaması. Gidiyorum ben izledim ve dedim ki ulan yani şampiyon kutlamasına ayrılıyorsam kesin bunu yapardım dedim. Ben o zaman Dorukhan'a inanılmaz sinirliydim o sezon. Transferden bağımsız yani genel olarak salmışlığına çok sinirliydim. O hareket beni bayağı etkilemişti yani ne yalan söyleyeyim. En klas hareketti. Ben neyle çıkardım? Siz neyle çıkardınız? Düşünmem lazım ya. Benim aklıma gelmedi. Ben çok izlemediğim için şampiyonluk kutlaması... Benim çok öyle şarkı tip bir şeyim de yoktur Sinan'ım. Sende bu iş ya. Yok yok ben şeyden dedim. Ben şampiyonluk kutlaması çok izlemediğim için... hani doğru öyle var. Ben kim nereye çıkıyor çok bilmiyorum. İşte Drogba... Aman Drogba diyorum. Bir şeyin çıktın. Murat Dalkılıç'tan 40 yılda o... bir gibisinde falan çıkabilirim. Düşünüyordur ama mesela Fenerbahçeli oyuncular hani... En son şampiyonluk kutlamasına çıktığında çıkan şarkılarla şimdiki şarkılar Mert Hakan Cendere falan. Mert Hakan'dan enteresan bir şey çıkabilir yani. Mert Hakan çok kötü bir şeyle çıkacak ya. Yani Fenerbahçe şampiyon olmasını istemememin 10 sebebi varsa bir tanesi Mert Hakan'ın çıkış şarkısı olabilir. En kötü kim çıkar peki? En kötü şarkı. En Mert Hakan ya. Mert Hakan oynaması gibi bir şeyle çıkıyor. Kafasında Fenerbahçe bayrağı falan. Böyle İrfan Can'dan da ben benzer bir şey bekliyorum. İrfan Can yapmaz mı diyorsun? Yani şeyle Uzi'yle falan çıkar ya İrfan Can herhalde. Öyle bir şey olur. Kötülük de bence. Yani. Uzi ya. Uzi hangisiydi? Ben de bilmiyorum ki ya. Ben öyle bir rapçiyi sanattım. Esmer Kısavoylu birçok yerinde dönme olan. Uzi gitmez Fener törenine ya. Ya muhtemelen şey olur. Derya Ulu'yla çıkan çok fazla olur. Evet Derya Ulu şarkıları. Derya Ulu kendisi de Fenerbahçe olduğu için. Jack onunki belli zaten. Jack onlar orada. Benisev'le çıkar doğru diyorsun. Freed From Desire'la tabii çıkar. Şimanski'nin güzel vardı. Neydi o? Sebastian. Aynen. Hande Yener'den gider Fenerliler. Benisev şarkısını beğeniyor musun? Yok beğenmiyorum. Çok detone olmaya çok müsait bir şarkı gibi. Yani. Abi Benisev'deki sev çok uzun ya. Aynen. Berbat bir şey oluyor Fenerbahçe tribünlerinde o ses bir yerden sonra. Yani 3. saniyeden sonra falan. 50 bin erkeğin bir arada söyleyebileceği çok bir kötü şey bir şarkı. Bence ya. Ya bilmiyorum. Ya Hande Yener'in tek başına da çok iyi söyleyebildiği bir şarkı değil ya. İyi bir şarkısı değil Hande Yener'in. Mesela şimdi Mucci'ye de yapalım diyorlar. Bir şarkısı olması zorunda mı? O ne biliyor musun? İşte o eziklik. Az önce anlattığım şey. Beşiktaş'ın gol müziği çalsın işte. İşte Mucci'nin de gol şarkısı bu olsa. O ne biliyor musun? İşte Icardi'nin var. Çeko'nun var. Bizim de olsun abi ya. Bizim niye yok abi ya? İşte biz de Galatasaray Fener gibi olalım abi. Ya o işte o ezik adam işte. O hani bence olmasın. Aşağının aşağısı adam yani o işte. Ya mesela atıyorum şey var. Cenk Tosun gol atınca Tosun Paşa çalıyordu. Mesela mantıklıydı. Okeydi. Tamam buna okeyim ya. Ama hani Mucci'ye bir müzik bulalım. 3'ye şarkı bulmamız lazım abi. Ceko'ya buldular işte. Icardi'ye buldular abi. Biz de bulalım abi. Geri kalıyoruz abi. Onlar da var bize de olsun abi. Ezik adam işte. Biz daha büyük değil miyiz abi? Biz de büyüyüz abi. Bizi de onlar kadar sevsinler abi. Biz de onlar kadar çıkalım televizyonlara. İşte ezik. Ya Benisev çok kötü. Ya Icardi aşkın olayı farklı bir şey abi. O oraya benzetmeye çalışılması saçma geliyor. Oraya oturdu geldi evet abi, bir şey anladın mı? Denk geldi oturdu evet yani bitti. Bir de orada şey de var ya işte önce biz yapmıştık. Ya mesela atıyorum önce birinin yapmasının bir önemi var mı? Bence onun da bir önemi. Ya işte çok ezik. Kimin de tuttuysa onundur. Maalesef şey yani. Bizim ülkede taraftarlıkta özellikle sosyal medyada, gerçek hayatta yok da sosyal medyada kendini o takımla karakterini eşleme var. Çünkü herif hayatında aynen hiçbir öyle şey değil ve her şeyi oraya bağlamış. Ya geçen gün beste yapılmış. Besteyi beğenmedim dedim ya. Böyle beste mi olur? Beğenmedim dedim de şu olmazın kupalar şampiyonluklar. Bakıyorsun kötüye herifin Malatya. Kupalar şampiyonluklar olmasa senin dedene bir sabah baba hakkı rüyasına girmeyecek ki Beşiktaşlı oldu diye. Demek ki senin deden mesela atıyorum Beşiktaş'ın 70'li yıllardaki bir şampiyonluğundan çok etkilendi. Ben artık Beşiktaşlıyım dedi. Ben mesela babama sordum. Baba niye Beşiktaşlısın dedim. Şenol Birol gol diye bir şey vardı dedi. Şenol Birol çok iyiydi dedi. Gol atıyorlardı. Ben de gazetelerde okuyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Beşiktaşlı oldum dedi. Böyle oldu. Öyle oldu. Ya, sonra Şenol Birol Fener'e gitti dedi. Tamam mı? Babam Beşiktaş'ta kalmış. Anladın mı? O da gidebilirdi. Ben de o zaman Fenerbahçeli olacaktım. Yani taraftarlık bir başarı sonucu ailenden, babandan, doğru, dayından, amcandan sana kalan bir şey. Üç büyükleri diğerlerinden alınan şey başarıları. Ay ben bunu yazdım. Alıntılamış. İşte böyle gereksiz tipler. Asalak. Bir de böyle 35-40 yaşında şeyler çıkmış. Şimdi görüyor işte. Ben Beşiktaş maç sonu oluyor. Bütün kanalları süpürüyorum. En çok ben izliyorum. Şimdi o da hani bana gol atacak ya. Şimdi Beşiktaş tribünleri de bu şeyden sonra bir beste daha yapmış. Bu kötü beste. Çok kötü bir beste. Bir beste daha yapmış. Bu bestede de işte bir beste söyleniyor. 2-3 tane gördüm. 35-40 yaşında böyle işte yayın yapıyorlar böyle. YouTube yapıyorlar. Dünyanın en iyi taraftarı Kartal İmaç. Sen o hani. Abi bak işte sizi eleştirenleri değil bizi izleyin. Ya, abi ne kadar gerizekalısın. Ya 40 yaşındasın mesela. Derdim bu olmamalı ya. Derdi oradan ona bir laf vurayım. İşte dünyada daha iyisi yok. Ama abi, herkes ekmeğinin peşinde. Ulan kötü. Abi öyle. Ya. Ya biraz öyleydi yani. Hayır, oradaki mesela orada mesela hayır şey orada yani. Mesela bir niyetle sallayanlar var bana. Onları biliyorum. Onlar geçen yönetimin ben istifa derken ne istifası diye bedava biletleri indiriyorlardı. Bedava biletleri indirip şimdi bana kabaran tayfa. Keşke o gün kabarsalardı ama o gün kabarsalar çay çorba kesilirdi. Ondan işte. Onlarda da şunun ezikliği var işte. Ulan biz bu Beşiktaşlılıktan menfaat elde ediyoruz. Bizim burada bir cukkamız var. Biz birini bulmalıyız. Günah keçisi. Onun üzerinden o kadar Beşiktaşlı aynen. olduğumuzu göstermeliyiz ki işte bizim ne kadar Beşiktaşlı olduğumuzu görmüyoruz. Hayır abi siz asalak gerizekalılarsınız. Sizin bu hayatta hiçbir şeyiniz yok. Beşiktaş olmasa sen parazitsin lan. Asalaksın. Hiçbir şey değilsin. Bu bence çoğu fenomen içinde. Evet. Her kulüp evet. Her kulübün böyle sırtında adamlar var. Adam sırtına binmiş. Beşiktaş tribünü beste yapıyor. En iyisi Kartal İmaçları. Ulan sana mı kaldı? Sana mı kaldı oradan o minik primi elde etmek? Primat aynen. gerizekalı. Bunlarla sana her kaldı? Transfer döneminde ardı arkası olmayan şeylere yılan emojisi atanlar. Aynen öyle. Aynen onlar Beşiktaş. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaşlı bile değiller. Kuvvetle muhtemel. Çünkü onların derdi Beşiktaş üzerinden bir hayat kurmak. Ve karınlarında. Benim yayına gelen adamları ben yayının başlangıcında ne diyorum biliyor musun? Beşiktaş'ın haklarını falan savunmayacağım. Ha, gidin. Öyle bir beklentiniz var. Çünkü öbür gerizekalılardan bazen seken oluyor. Çünkü onların sohbeti muhabbeti de dinlenemeyecek kadar kötü oldukları için, salak oldukları için. Adam diyor ki ya daha dinlenilebilir bir adama gideyim diyor. Bu embesildense diyor şu çocuğu dinleyeyim daha değerli bir çocuğa benziyor diyor. Bu maldansa diyor daha doğru bir çocuk bu diyor. Bana geliyor ben hemen girişte o çocuğa diyorum ki bak kardeşim Beşiktaş'ın hakları falan savunulmayacak. Burası diyorum bir kişisel YouTube kanalı ben ne istiyorsam o konuşulacak. Bunu okeysen kal diyorum. Çünkü öbür kanalda şöyle diyorlar o çocuğa. Dur yoldaş önce beğen ve abone ol. Beşiktaş'ın haklarını koruyoruz. Ha. Gitme sakın buradan. Lan sen kimsin Beşiktaş'ın haklarını koruyorsun? Sen önce Beşiktaş'ın kendi hayatına hakkını bak. Korumak sana mı kaldı? 45 yaşındasın telefonla yayın yapıyorsun. Alttan bir tane adam bulmuşsun. O da bitik böyle duruyor. Ona yorum yaptırıyorsun. O ne biliyor ki yorum yapıyor. Sizin hayatınız ne ki? Siz kendinizi koruyun lan Beşiktaş'ı koruyana kadar. Beşiktaş size mi kaldı? Feci bir tirat. Aynen. Buralar aynen yine. Buralar özellik. Buranın girişini... Tweetleri sildim. Bunu da söyleyeyim. Tweetleri niye sildim? Abi bir baktım ulan üzerimizden Beşiktaşlılık böyle hani. Ah be çocuk sen bilmiyorsun Beşiktaş'ı. Aynen sen biliyorsun. Gerizekalı. Batman'daki adam nasıl Beşiktaşlı olur abi? Bu gerizekalılar nasıl anlatıyor mesela bu süreci? Batman'da bir çocuk... Ulan dedi ne güzel şampiyon olamıyor bu takım. Ben de bunun bir parçası olmalıyım. Böyle mi dedi? İnce bir sesle feda diyor dedi. Ben diyorum ki soruyorum adama. Nasıl Beşiktaşlı oldunuz? Abi diyor dayım yaptı. Tamam dayına gidelim. Dayı nasıl Beşiktaşlı oldun? Abi diyor Metin Ali Feyyaz. Metin Ali Feyyaz. Başarılı olmasa. Başarılı değil miydi? Ne anlatıyorsun o zaman? Aptal. Neyse devam edelim. Özür dilerim bu tirat için. Gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Kombin değişince bir agresyon gelmiş gibi. Ya. Bak, o sesçi bir onayladı. Buralar çok iyi geldi ya. Buluşlarıma falan iyi geldi. Adam masaj yapmış gibi oldu. Yani. Vallahi masaja gitmiş gibi oldum ya. Efe sormuş. Dünyanın en iyi taraftarı. Kartal İmaç'ı Kartal İmaç. Oğlum sen bitik. Gerizekalı bitik. O taraftar sen onu yazdın diye şey diye mi düşünecek? Vay be bu gerizekalı adam kötü bir konuşuyor ama Beşiktaş taraftarını savunuyor yani. Maç sonu bunun yayınına gideyim de 15 izlenirken 16 izlensin. Mal. Belki yine bendeler hafta Beşiktaş'a sene sonunda 4 puan eklerler daha çok izlenirse. Neyse. Efe sormuş. Selam hocalar. Sorum üçünüze. Giden mi daha çok sever dönen mi? Oğlum giden niye sevsin ya? Giden sevmez ki. Sevse gitmez de herhalde. Ama gidip hani ısıl adam gibi gidiyor ama falan. Tokayı oluyor. Ama da sevdiği için gitmiyor ki. Kendini he. sevdiği için gidiyor. Giden kendini he. daha çok seviyor. Sonradan ama pişman olup Dönen de bence kendini seviyor. Çünkü giderken kendini çok sevdiği için bu iş olmaz diye gidiyor. Dönerken de yo, ben onsuz olamıyormuşum, ben onunla daha mutluymuşum diye dönüyor. İlgi eksikliğini fark ediyor. Diyor gidenden de dönenden de hiçbir şey olmaz. Ben sana burada söyleyeyim. Soran karşındakini mi seviyorsun, onun sana olan sevgisini mi seviyorsun gibi bir ince bir çizgi var. Gidiyor. Ulan ben mutsuz yaparım. Yapamıyor. Tak dönüyor. Ne oldu? Sevdiğinden mi dönüyor? Yo. Evet. Seven adam gitmezdi. Nokta. Aynen öyle. İnandır. Seren abi. Dünyanın en iyi taraftarına da selam olsun. Haftaya görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın.